Herkese merhaba, bu videomuzda Stake Ethereum'un ne olduğunu ve neden düştüğünü konuşacağız. Geçtiğimiz iki haftada Ether'in düşen piyasadan daha negatif ayrışması ve Stake Ethereum-Ethereum çifti arasında fiyat dengesinin bozulması birçok tartışmayı gündeme getirdi. Bildiğiniz üzere Luna USD krizi sonrası benzer bir durumun burada da yaşanma ihtimali konuşuluyor. Başlamadan önce bu durum ile Luna USD durumunun bir alakası olmadığını söylemek gerek pek bozulması gibi bir durum söz konusu değil. Stake Ethereum'un DeFi projelerinde kullanımı sebebiyle bu oranın bozulmasının negatif etkileri olabilir. Stake Ethereum yani kilitli Ether'in açıklamadan önce Lido Finance'ten bahsetmek gerekiyor. Bildiğiniz üzere yaklaşık 1,5 yıl kadar bir süredir Ethereum 2.0 yani Beacon Chain ayrı bir zincir olarak Proof of Stake ile çalışıyor. Zincirde doğrulayıcı olmak ve şu anda %4 civarı olan Proof of Stake ödülüne ortak olmak isteyenler 32 Ethereum stake ederek doğrulayıcı olabiliyor. Peki 32 Ethereum'umuz yoksa doğrulayıcı olamıyor muyuz? İşte bu noktada Lido Finance devreye giriyor. Lido aracılığı ile istenilen miktarda Ethereum Lido üzerinde kitlenerek Proof of Stake ödülüne ortak olma ihtimali bulunuyor. Temelde Lido, doğrulayıcı altyapısı sunan bir aracı protokol olarak nitelendirilebilir. Lido üzerinde kitlediğimiz Ethereum'ları temsilen karşılığında Stake Ether isimli bir token alıyorsunuz. Bu token Beacon Chain'deki Ethereum payınızı temsil ediyor ve ancak bir önceki videoda bahsettiğimiz Merge yani birleşme gerçekleştikten 6 ay sonra geri Ethereum'larınızı alma imkanı sağlıyor. En temel seviyede bir stake ethereum, bir ethereuma eşit bir şekilde temsil ediliyor. Ancak kilitlenen ethereumların merge sonrasına kadar geri alınamayacak olması, akıllı kontrat riskleri ve benzeri sebeplerle bu denge market şartlarına göre %1-2 bandında değişen bir değere sahiptir. Lido'nun doğrulayıcı taraftaki rolünün neden bu kadar önemli olduğu bu şekilde açıklanabilir. Eğer ki Lido Finance'in bu işlemi nasıl yaptığı hakkında daha detaylı bir video istiyorsanız yorumlarda belirtmeniz durumunda bu konu üzerinde daha detaylı bir açıklama yapabilirim. Peki stake Ethereum ve Ethereum neden düşüyor? Bahsettiğimiz üzere bir pek bozulma durumu yok. Yani stake Ethereum'un merge sonrası talep edilmek koşulu ile her zaman değeri bir Ethereum'a eşit. Ancak stake Ethereum'un markette kullanımı, kaldıraçlı pozisyonlar, İkili de gereksinimi sebebiyle Stake Ethereum ve Ethereum'un oranı serbest piyasa şartları gereği talebe göre farklı fiyatlamalara maruz kalıyor. Stake Ethereum'un düşüşü ellerindeki Stake Ethereum'ları Ethereum karşılığında satan kurumsal oyuncuların yarattığı bir etkinin sonucu olarak yorumlanabilir. Bu noktada getirilebilecek olan yorumlar spekülatif olsa da zincir üstü hareketlere baktığımızda konunun Alameda, Celsius, Amber ve FreeAS ile ilintili olabileceği konuşulmakta. Bunun olası sebepleri arasında Celsius'un Luna kayıpları sonrasında yaşadığı likidite problemi ve Stake Ethereum üzerine önemli miktarda pozisyonu bulunması konuşulan konular arasında yer alıyor. Alameda'nın ise bu pozisyonları likidite etmeye zorlayarak geri getiri elde etmek amacıyla hareket ettiği de spekülasyonlar arasında yer almakta. Nansen'in verilerine göre Stake Ethereum sahibi Smart Money yani kurumsal cüzdanlardaki akıllı paranın çok ciddi bir düşüşte olduğu görülmekte. Gelinen noktada Stake Ethereum ve Ethereum havuzu 0.95 seviyesinde işlem görüyor. Bu fiyat dengesinin aşağı yönlü hareketine devam edip etmeyeceği bahsedilen ikinci listelerin gerçekleşme durumunu tetikleyecek mi hep birlikte göreceğiz. Son olarak bu konuşmanın bütününde yorum olarak söyleyebileceğimiz şey ise bu durumun USD ve Luna ilişkisine benzer bir ölüm sarmalına yol açmayacağını anlamamız gerekli. Stake Ethereum ve Ethereum Merge sonrasında talep edilmek şartıyla her zaman birebir orandadır. Serbest piyasa talebe göre Stake Ethereum ve Ethereum fiyatını farklı bir dengede götürebilir. Buradaki market riskleri, bekleme süresi ve akıllı kontrat riskleri etkili faktörler olarak sayılabilir. Piyasadaki bu duruma yol açan kurumsal pozisyonlar üzerinden elde edilebilecek karlarla oynayan başka kurumsal firmaların pozisyonlarıdır. Stake Ethereum etrafında şekillenen bu gelişmeler markette panik etkisi yaratarak Ethereum fiyatı ile birlikte bütün piyasayı aşağı doğru çekmekte. Bu videoda anlatacaklarımız bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.